fikirdeyim. Ben kendi planımdayım. Evet, ben de bilgiye katılırım. Hanginiz çapkın? Yani Salman. Salman daha çapkın. Bunu da ilk defa burada söylemiş olduk. Köfünün bekleyen projeleri neler? Önümüz yaz. Ayrılıklar vurur beni, sabahları dar geceler. Sana geliyor galiba değil mi? Çorap bana çorap satışı geliyor. Nasıl bir şey arkadaş ya? Köle olmak istiyorum ben. Kral Müzik YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Serhat Tekin. Bugünkü konuğumuz Köfün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Serhat. Sizi ilk 2019'da ben keşfetmiştim. Nitekim 2020'de de El çıkmıştı. Eli, ve Disco EP'si çıkmıştı. Orada yazımda demiştim ki bu çocuklara dikkat edin. Yakında çok 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 geniş kitlelere hitap edebilirler dedim. Nitekim öyle oldu. Evet. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Güzel. Vallahi yerinde ya. Çok iyiyiz. Uğraşıyoruz. İş güç. İşimizdeyiz. Yolumuzdayız diye. İşimizdeyiz. O günden beri işimiz arttığı için. Hadi Allah daha çok versin diyerekten. Teşekkür ederim. Benim ilk sorum biraz sert bir soru olacak. Hani popülerlik size çok şey kattı ya. Sizden ne aldı götürdü? Güzel soru. Zaman galiba ya. Bana çok bir şey götürmedi gibi geliyor ya şu anlık. İşte bir şey diyeyim dedim. Zaman olabilir yani. Konsere gitmen gerektiğinde tabii. Buraya röportaj program. Program aynen. Yani zaman. Çünkü eskiden çok zamanımız vardı evde oturup. Şarkı yap. Evet. Psikolojik olarak sıkıntı oldu mu sizce? İç dünyanızda. Pozitif ya ben. Belki biraz... Zorla ben sıkıntı çıkartmaya çalışıyorum ya. Ya işte hep aynı konu olduğunda böyle işte o genç yaşta olmanın bu tarz bir ün, ilgi diyelim. Genel getirdiği şey en çok. O biraz böyle çok genç yaşta olunca galiba insanlar bir dengesi şaşıyor da. Yani. Siz de gençsiniz zaten canım ya o kadar. Genç tabii de. Yani sonuçta 20'li, ben 20'li yaşlarda değildim ben. 30'lu yaşlardaydım. Ben de tam 30'umda. Oh. 29,5'da ünlü oldum. Yani zaten bizim hayata karşı bakışımız, duruşumuz... İsteğimiz belliydi. İsteğimiz yani. Her şeyimiz belli olduğu için o geldiğinde bizim böyle yok edecek bir halde gelmedi. Tam tersine yardım edecek bir yerden geldi. Yapmak istediklerimizi daha hızlı, daha kolay yapabildiğimiz bir yere konumlandırdı hayatımızı. Patlayan bir şarkınızın üstüne yeni bir iş yapmak stres yaratıyor mu sizde? Mesela Bir Tek Ben Anlarım yıktı ortalığı. Ay şimdi bundan sonra biz ne yapsak dediniz ki hoş. Devamında da güzel şeyler oldu ama aynı efekti alma stresi yaşıyor musunuz? Vallahi tam değil gibi ya. Evet yani bizi çok germedi ya. Bilgeyle biz yine yapacağımız şeyler ya plan belliydi zaten. O arabesk elektropop yönünden devam etmek bizim Bilgeyle zaten direkt planımızdı. Plana sadık kaldık. Yani... Tabii şöyle bir durum var. Hani çok büyük hit yapmak elbette bir tık bela olabiliyor. Diğer şarkıları daha da parlatılmasını istediğiniz bir yere de varabiliyorsunuz. Ama buna uygun da yaşanabiliyor ya. Ya şey avantajı da olacaktı sonuçta. Aynı anda hem stres hem değil gibi. Çünkü zaten karşılaştırmak isteyeceklerdi. O bile evet ya bu sefer buna çok odaklanırsan stres olursun da. Ama aynı sebepten dolayı da önceki halinde atıyorum o şarkıları, çalışmaları duyurmak zorken. Ama şimdi sırf karşılaştıracakları için bile bakacaklar. En azından bunu bilmek de bir noktadan rahatlatıcı. Yani hem stres, aynen. Okay. Hem stres hem bir artısı da var gibi bir durum. Çünkü o strese odaklanırsan o çok büyürdü. Çünkü biz strese girmesek de insanlar asıl soruyor. Bu kadar büyük bir şey yaptınız şimdi onun üstüne çıkmanız lazım. Ya diyorum belki de yapacağımız en üst çıta bu. Belki de çıkmamız gerekmiyor. Neden onun üstüne daha çıkalım? Daha ne olsun ki yılın şarkısılar onlar bunlar. Gerçekten büyük şeyler. Bunları savaşırsan yok olursun ya. Doğru. O şarkı çıktıktan sonra çok fazla size grup veya şarkıcıdan teklif geldi mi? Yok mu bize de böyle bu kafa bir şarkı diye? Teklif gelen çok olmuştur gibi. Herkes. Ne yaptınız peki? Geri mi çevirdiniz yoksa biz bir bakalım kibarlığında mı bulundunuz? Başka sonra dinamikler gelişti ya. Hani dostluk, iletişim gelişti. Evet. O iş gibi olmasa da sonuçta üreten insanlar olduğumuz için hani o üretimin de bir köşesinde oldu. Çünkü piyasa bu dinamiğe alışkın. Ama bizim kendi üretme dinamimiz daha da farklı. Çünkü o parçalar hani ikimiz mesela ben de hani o müziği Salman olmasa yapamam. Bir sürü müzik biliyorum ama bunlar bağlamsız havada uçuşan şeyler. Sonuçta bir beste getirdiğinde kendisine bir duygu, bir ses, onun demosunu dinliyorsun sonuçta. Hani çıkan şey Köfün'ün eseri. Hani Köfün çıkartırsa, satarsa, verirse gibi bir şey oluyor. Biz onu da düete çevirdik. O düet mantığı daha hoşumuza gitti. Çünkü çok üretmek istiyoruz. O son çıkardığımız simgeyle olan Yakışıklı da zaten onun bir örneği olmuş oldu. Kendi dünyamıza davet etmek daha tatlı geldi bize. Doğru. Kendinizi tekrarlamaktan korkuyor musunuz? Bunu engellemek için ne yapıyorsunuz? Ben korkarım, nefret ederim. Tekrarlayamıyoruz. Yani. Hadi bir tane daha yapalım diyoruz. Olmuyor. Hadi ya. Tabii kendi canım. Kendimize o. Ha, bıraksan yapacağım diyorsun. Ama yok, tekrar. Vallahi olmuyor. Biz
hani yapalım mı falan diyoruz. Bir başlıyoruz. Allah başka bir yere gitmiş çoktan yani. Kafalarımız hem biraz öyle. Duygu dünyamız da öyle. Yaparsak işte ilk biz gıcık oluruz gibi kendimize. Ön süzgeçten zaten geçmez diyorsun. Tabii tabii. Bir de hani ikimiz de daha çok serbest çalışıyoruz. Yani o bir şey zorlandığımızda hiç çalışmaz. Bir köfün şarkısının formülü nedir sizce? Hah, bu köfün şarkısı denilecek kıvama geldiniz mi? Onlar oluşuyor ya. Bir tarzımız yavaş oluştuğu yavaş için. Yavaş. İnsanlara biraz işte bir şeyler anlam ifade ediyor. Şarkılarımız öyle tüketilen değil. Bir tek ben anlarım da çok popüler olduğu bütün sene boyunca aslında bir anda yükselen viral olmadı hiçbir zaman. Hep böyle adım 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 gitti. O da hep şeyin göstergesiydi. Yani insanlar bunu öylesine tüketmiyordu. O yüzden TikTok gibi hızlı platformlarda yoktu çok. Hala çok yok. Ama diğer bütün platformlarda çok fazla etkisi oldu. Yani tüketilen bir şey olmadı. Hep böyle insanların bir bağ kurduğu, bir şeyi, bir anlamını bulduğu bir şeydi bizim çalışmalar. O yüzden de böyle bir tadı, bir tuzu bir şey oluşuyor. O yüzden hani bir köfün sound'u, köfün tadı demeye başlıyorlar insanlar. İşte cover ya da yeni bir yorum yaptığımızda da işte bir köfün tarzına oturtulmuş, gelmiş oluyor. Sonuçta hem ses, mesela Salman sesi de çok karakteristik bir ses. Benim kullandığım yaklaşımlar müzikte de öyle. Ona mutluyuz ya, bir tarz oluşuyor. Güzel. Evet. Sektöre önceden dışarıdan bakıyordunuz. Şimdi tam böyle göbeğine girdiniz. Gözlemlediğiniz, sizi rahatsız eden ya da şaşırdığınız şeyler oluyor mu? Abi biz böyle hayal etmemiştik buraya. Ben arka plandan bahsediyorum. Sektör, kişiler. Nasıl müzik yapıyor dediklerim var diyormuşum. Yok ya, neyse. Vardır be Salma, sanki böyle varmış gibi diyorsun sanki. Yok demiyorum. Yani benim aslında şöyle, bizim hani bu ünlülerin aşırı ahlaksız yaşadığını düşünüyor ya diğer insanlar. Marjinal. Tabii. Yani aslında işin içine girdiğinde herkes nope, normal yaşıyor yani. Hatta çoğu insan hani böyle haftada bir içeyim, iki bile içmeyeyim. Modunda hani o dünyaları kullandığını sandığınız insanlar, adam aslında ya da kadın haftada bir falan içmek istiyor, iki içiyor, iki içince kötü hissediyor, böyle bir ilişki arıyor diye bir şey arıyor, hani öyle takılayım gibi bir şey de değil. Ünlü olunca, bu taraflara gelince benim de öğrendiğim aslında dışarıdan çok fazla norm gibi görünen şey de o olmuştu. Senin Bilge? Ya ben piyasaya çok daha farklı açılardan eskiden baktığım için az çok fikrim vardı zaten. Şaşırtmadı beni diyorsun. Şaşırtmadı, o yüzden biraz uzak duruyordum. Uzak durmaya da devam ettim. Şimdi daha da uzaklaştım diyorsun. Evet. Jet hızıyor. Kendi işimdeyim. Ben kendi planımdayım. Evet, ben de Bilge'ye katılırım. Kendi işimde gücümde olmayı seviyorum o yüzden. Şimdi kendimize kurduğumuz bir dünya da var. Kendimize kurduğumuz bir lobimiz de var. Kendimize kurduğumuz bir marka, çatı, bir yuva yani bir tarz. Orada olmak daha tatlı. Oraya gelmek isteyen insanların geleceği bir tarz. Hani ben o yüzden çok fazla bir şey değişmedi diyebilirim. Samimi mi sizce sanat dünyası? Yani değil. %50 ya. Yani nasıl politiksin ya? Salma. Şimdi arkadaşlarım aklıma geliyor. Sevmediklerim geliyor. Sevdiklerim geliyor. Hani çok %50 yani. O yine o hani nasıl diyeyim? Mesela şu an eski hayatımıza dönsek, liseye başlasak. Orada da aynı %50 yani aynı kompozisyon devam ediyor bence orada. Rockstar mı hayatlarınız, popstar mı? Albüm isimlerinizden hareketle. Valla popstar şu an ya. Sen daha rockstar gibi duruyorsun aslında. Ben gece 11'den sonra rockstar oluyorum. Rockstar popstar arası gidip geliyor sanırım. Evet. Ben yok ya, ikisi gibi de değilim şu an. Sen daha indie. Indie gibi ama değil gibi falan, benim çok karışık. Hanginiz çapkın? Yani Salman. Dönem. Salman daha çapkın. Hadi ya. İnanılmaz şeyleri çıkıyor zaten. Bilge? Herkes öyle olduğunu düşünmüyorum. Valla yemin ediyorum hani 5-6 ay, 1 senedir böyle o taraklarda bizim çok az yani, hiç uğraşmıyorum. Sebep? Üretimden ötürü mü yoksa? Yani bilmiyorum, kişisel şeylerim var, yolculuklarım var, bir şeyler okuyorum, bir yerlere gidiyorum. Hani o mesela şu an 2 haftadır falan, 3 haftadır dışarıda çıkmıyorum. Bir gün dışarı çıktım. Tövbe ettin. Aynen, tövbekar oldum. Ama yaz neler getirir bilmiyorum. Kanka aynen. Bilge sen? Yani yapmak istediğim şeyler var. Bir de çapkınlık sonuçta benim için şey çizgisinde ayrıldığı için hani düzenli bir ilişkim varsa olmayacak. Olamayan bir şey yani. Yani ufak flört bile izin vermiyorum. Çok katı tek eşli modunda devam ediyorum. Evde geçiriyorum. O yüzden hiç şikayetçi de değilim. Hanginiz arıza? Ya hangi konuda olduğuna göre değişir. Genel. İşte diyelim o zaman hadi. Aa, işte ben arıza olurum direkt. Sen olmaz mısın? Yani ben de dönem dönem oluyorum ya. Hanginiz orta yolcu o zaman? Ya ben de arıza olduğunda oluyor, olduğunda ben oluyorum da ben çoğunlukla orta yolcuyumdur.
yapalım gidelim hadi falan moduna açıyorum. Uğraşmayalım. Ben de evlendiğimde de o bana aynılarını diyor. Çoğunlukla %60 falan. Güzel, dengeli. Aynen. Hanginiz süsüne düşkün? İkimiz de düşkünüz ya. Düşkünüz ya. Severiz. İyi giyinelim, iyi görünelim. Uğraşıyoruz yani. Tarz sonuçta bir noktada bu böyle bir işte uğraşınca gerekiyor. Gerekliliğinden mi yoksa ben hep evvel ezel böyle doğal gereklilik. O yüzden istiyorsun yani hani güzel giyinmek, güzel görünmek ya da tarzı görünmek, tarz olmak. Güzel de geliyor yani, iyi hissettiriyor. En sevdiğiniz şarkınız, en güzel köfün şarkısı dediğiniz şarkı ne? Vallahi şu sıra. Hayır da demiyorsun ya, gerçekten çok garip. Gerçekten ben edemiyorum ya bu şeyi. Ben de edemiyorum. Hepsi çocuklarım gibi. Gerçekten hepsi çocuklarım dün gibi. Dün dinliyorum. Yani. Dünü çok dinliyorum. Dün. En yükseldiğiniz, bundan çok iyi iş çıkacak dediniz ama sükutu ayırdığınız bir şarkınız var mı? İstediğiniz tepkiyi alamadınız diyeyim. En yakın dün. Dün mü? Popstar da güzel şarkıydı hakikaten ya. Ben severdim o şarkıyı. Ya hepsinin bir olayı var. Hani o sezdiğimiz yap boşa. Öylesine şarkı yapmıyoruz zaten biz. Hani öylesine şarkı yapanlar var mı? Şimdi bunu dediğimiz için muhtemelen birileri yapıyor olduğunu düşünüyoruz. Ki var. Bizimki o değil. Hani birçok insan bunu söyler ama o yüzden yani bunun da bir olayı var. En büyük kavganız neden çıktı şu zamana kadar? Tekrar anladım. BPM. İşten kavga alakalı. İşten çıktı ya. Küslük çok olur mu yoksa olursa da ne kadar sürer? Hiç olmadı ya. Hadi ya. Aynen. Süpermiş. Ya hiç. Dengelememiz orada şey işte atıyorum ben hani işten dolayı çok sert oluyorum. Bir şey biriktirmiş oluyorum. Kavga patlama olmasa idare etmiş oluyoruz. Patlama olunca zaten ortaya çıkarmış oluyoruz. Konuşmuş oluyoruz. Atıyorum Salman orada adım atıyor, bir şey atıyor. Oradaki karakterlerdeki o terslik, zıtlık ya da işte uyum ya da anlayış bir noktada hemen tamam diyor. Ya biz otomatikman zaten öyle bir bağ oluştu hani biz. Okey beraberiz. Devam hadi devam. Ne yapıyoruz falan gibi. Yani beraber olduğumuzda ortaya çıkan şey çok değerli olduğu için bizim hani orada yani güzel egolarımız, sanatçı egolarımızın da çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü köfün çok yukarıda ve çok değerli bir şey olduğu için. Orada çoğu şeye okey diyorsun ya. Ama halledelim bir şekilde oluyorsun. Sizin düetleriniz başarılı oldu. Özellikle en son Simge ile yaptığınız ortak çalışmalarınız diyeyim. Hiç enteresan müzik tarzlarına sahip insanlardan teklif geliyor mu? Biz de beraber bir şey yapalım. Sıcak bakar mısınız böyle bir şey? Çok alakasız bir tarzla. Mesela Seda Sayan geldi dedi ki hadi ortak bir şey yapalım. Ya biz kesin bakarız da. Böyle Seda bütün abi. her şey açığız. Bulunur. Ters köşede severiz. Ama şey gibi kimse çok düet teklifiyle gelmiyor ister istemez. Biraz bana da şarkı yapar mıyız gibi geliyor da biz onu düete çeviririz. Öyle bir şey olsa. Değil mi? Seda Sayan'la enteresan olmaz mı ya? Çok enteresan olur çünkü onun da... Geçen söyledik. Yaparız ya öyle şeyler. Hadi ya. Ben bunu duymamıştım. Yaparız biz kesin. Yok kendi aramızda söyledik. Ha kendi aramızda. Ha, güzel oldu. Şimdi Seda Sayan da duyacak inşallah. Süper. Bir iş vardı da orada biz Bilge ile Seda ablam olsa dedik de. Neden olmasın? Belki bu program vesile de olur. Tatlı olur. Seda Sayan'ın Ah Geceleri'ni Salman nasıl okurdu? Şimdi birazcık rahatsızım. Burnum da tıkalı ama nasıldı? Ah geceler, sensiz geceler. Kabus gibi çöker geceler. Ayrılıklar vurur beni. Sabahları dar geceler. Güzel. Böyle söylersin. Böyle söylüyor. Bir başını Seda abla gibi yaptım ama sonra. Şeye döndüm diyorsun. Güzel oldu. Enteresan tekliflerle açık mısınız yani bu konuda? Mesela gelseler, çalışmak istiyoruz size deseler. Arabesk bir şarkıcı. Ya ne olduğuna bağlı. Tarzda biz her şeyi karıştırabiliyoruz da. Yani değecek bir projeyse, bizim için heyecanlandıran bir şeyse yaparız herhalde bilmiyorum. Sosyal medyada adınızı aratıyor musunuz? Yani ben arada bir nabız yokluyorum. Bilge şeyi de seviyor. Yorum okuyorum ben. Böyle bir istatistik tutmayı da seviyor. Hani o şarkı çıktığında nerelerdeyiz, milletin hemen ilk düşünceleri neler falan gibi bir şeyi tutuyor. Onu da zaten hemen paylaşıyor. Oradan ben de okumuş oluyorum. Güzel oluyor. Ben sadece şeyi seviyorum. Mesela atıyorum al aramızdan yazıp Twitter'a onunla ilgili neler konuşulmuş, neler düşünülmüş diye Twitter'da onları okuyorum. Artık ilk zamanların çok ünlü olmadığımızda daha zevkliydi. Şimdi herkes beğeniyor. Bir ya da haterlar oluşuyor. Sallamak için sallıyor. Aynen yani kötü sallıyor. Hani şey takılıyor musunuz o kötü sallayanlara? Yok. Yani birisi ciddi birisi şey yazarsa ama ciddiye alıp o zaman hani tartışma dediğimiz noktaya girilir mi girilmez mi diye hani orada ciddiye ben bir tek alırım. Yoksa genel yorum yani. Çok enteresan, hiç unutamadığınız bir mesaj var mı yazılan? Bize yazılan.
Kişisel de olur hani. Yok, çok genel var. Şu an ilk aklıma hiç bir şey gelmiyor. Tahta hesabınız var mı? Var. Senden zaten baba bekliyordum ben. Benim çok değişik bir sahte hesabım var. Hadi ya. Her gün şiir paylaşıyorum oradan. Ha bir de. Aynen. Ama kullanıyorsun da tabii bakmak istediklerine değil mi? Ben zaten okuduğum için sevdiğimi hemen o tarafa geçiş yapıp oradan paylaşım yapıyorum. Gelen özel mesajları okuyor musunuz? Tabii. Oradan enteresan mesajlar geliyor mu? Ya işte iletişim ya da işte sosyal medyada nasıl bir persona kurduğuna göre değişiyor. Yani ben de biraz o etkileşimi gördükleri için, öyle etkileşim kurmaya çalıştığım için biraz o minvalde şeyler geliyor bireysel sayfamda. Onun dışında çok değil yani insanlar çok daha... Ben düz kullanıyorum, düz kullanıyorlar böyle yakın gördüğü için. Enteresan, hiç entereden bir şey olmadı. Enteresan. Sana geliyor galiba değil mi? Çorap bana mevzulu. Çorap satışı isteniyor. Nasıl bir şey arkadaş ya? Köle olmak isteyen var. Çorap kölesi mi? Yok. Evde köle. Allah Allah. Para vermek. Falan. Yani para vermeli. Allah. Köle olmak istiyor. Köle hanımlarımız var. Tövbe yarabbim. Yani böyle bir işte tur anında biz öyle bir yere gittiğimizde, konsere gittiğimizde Yüger'e çok zamanımız oluyor o aralıkta. Yani gitar çalsan arabada zangır zungur bir şey yapamıyorsun. Telefonla oynasan, bir şey izlesen miden bulanıyor. Ya bomboş oturacaksın ya da böyle arada baktığın falan bir şey olacak. Orada ben açıyorum hani diğerini. Bakıyoruz. Cevap vermiyorsunuz ama değil mi? Yani iletişime geçmiyor musunuz? Çok nadir. Ben geçiyorum bireyselde. Ben elimden geldiğince hemen hemen herkese yazıyorum. Selami Şahin'e geçiyoruz şimdi. Bir araya gelince enteresan bir diyalog geçti mi aranızda Selami Şahin'e? Sizi dinliyor muymuş mesela daha önce? Ay yeni kimse dinlemiyormuş. Etkilenirim ben. Beste yaptığım için etkilenirim diyor. Vay ya. Kimse dinlemiyormuş. Çok... Dinletmişler sonradan, biliyor. Ha, bizim yorumlarımızı dinlemişler tabii. Aynen. Selami amcayla en garibi, yani bize o gün 50 şarkı falan söyledi. Söyledin, yorumladı yani. Baştan sona. Yani nakaratını, başını, sonunu. Yani sürekli öyle, çok tatlı. Aynen, sıradan işte başladı. Şunu biliyor musunuz dedi, hangisi amca falan diyoruz. Onu hemen söylüyor orada. Bu da benim. O da benim. 50 şarkı falan söylettik biz orada Selami Şahin'e. Hala iletişimde misiniz? Aileyle tabii ya, hepsiyle. Şeydeyiz. Şarkı bir de şu an... Şarkıyı takip ediyoruz. O bir grubumuz da var zaten. Oradan yazışıyoruz. Bilge, sen Köf'ün harici kendinle alakalı projelerin var mı? Var. Farklı türde, farklı tarzda setlerin, çalışmalar metlerin var. Bazen paylaşıyorsun. Ya tabii yani sosyal medya tarzı içerikler, işte YouTube kanalı, Instagram, onlar zaten var. Çeşitli de yapmak istiyorum ama yapımda da var işte. Elektronik müzik prodüktörü olduğum için haliyle biraz farklı tarzlar, farklı janralar. Bunları yapacağım, yapımlar vesaire falan var. Sana özel teklif geliyor mu Bilge, senle çalışalım? Geliyor ama ben normal işte stüdyo prodüktörlüğü, aranjörlüğü gibi yapmıyorum, tercih etmiyorum da. Benim böyle featuring yapabileceğim, benim işte BK tarzını koyabileceğim bir işse onu direkt alıyorum böyle. Hani prodüktör gibi iş olarak alıyorum. Gel o zaman bana konuk ol, yapacaksak böyle yapalım gibi. Onun dışında kendi işte elektronik müzik üzerine işte performansı, hayal ettiğim bazı şeyler var. Onun dışında işte biraz daha böyle işte remix vesaire, biraz böyle farklı marketlere açılacağım, farklı tarzlara açılacağım. Plan proje hep vardı. Onları şimdi biraz daha uygulamaya koyuyorum işte. Salman, senin zaten kendi türkülerini okuduğun bir albüm var. Nasıl tepkiler geliyor? Ya vallahi çok güzel. Şey gibi oldu, hani yeni bir deney, literatür gibi bir durum oldu orada. Deneysel bir şeyi böyle aldım. Koydum oraya. Çok uzun süre önce çok uzun süreler uğraştığım bir şeydi. Son 3-4 senedir hiç uğraşmıyordum onunla. İlk gençlikte yazdığım türkülerde onlar. Bir 10 tane falan var. İşte 7'si sözlü, 3'ü şey, enstrümantal. Yani onları çıkarmak benim boynumun borcuydu birazcık. Çünkü uğraşılmış bir şey vardı. İnsanlar çok sevdiler. Yani Türkiye böyle bir yaklaşım. Ben kendim türkü dedim. Türkü diye çıktım hani. Türkü gibi değil, daha yeni bir şey gibi bir yerden. Onun için benim şu anda halimi, haleti ruhiyemi doyuran bir şey oldu. 2-3 aydır da o yüzden de çok iyi hissediyorum. Yakışıklı da benim çok iyi hissetmemi sağladı. Şimdi yeni bir şarkımız var, Eylül diye. O da çok iyi hissettiriyor yani, onu hatırladıkça mutlu oluyorum. Böyle çok keyifli yani. Daha farklı türlerle alakalı solo bir şey yapmayı düşünüyor musun? Türk sanat müziği de isterim. Türk sanat müziği... Köfün Alaturka yapacağız. Köfüne yapıyoruz onu. Bir ara yapacağız. Türksel müziği pop. Düşünmüyorsun öyle bir şey. Yok, ben türkü çıkarırım yine. Hayır, devamını getiririm. Aynen. Ben buradan Aşık Veysel gibi yani yüzlerce yaparım. Çünkü türkü birazcık bana bilmiyorum kolay geliyor yazması. Daha oturuyorum,
yarım saatte, bir saatte yazmış bitirmiş oluyorum. Çocukluğumdan gelen bir his galiba. Onun için tatlı oluyor. İyi hissettiriyor bana onu. Köfünün bekleyen projeleri neler? Önümüz yaz. Vallahi çok. İşte single'lar çıkacak. Hazır şarkılarınız var mı bekleyen? İki tane var. Özel bir cover olur mu bilmiyorum. Konsere biraz yapılır gibi. Belki işte YouTube projesi gibi performans çekeceğimiz bir şey olursa öyle bir yapımı onu bir tasarlarız bir ara. Ama biraz single modunda biz böyle bir kataloğu biraz şenlendirmek istiyoruz. Yani bir tek ben anlarım sonrası biraz biz böyle beklememiz gerekiyordu. Çünkü takip ettik. Çok yükselişteydi. Biraz aralık uzundu ama belki hani böyle kendimizi de çok iyi hissedersek yani çok daha sık bir şarkı yayınladığımız bir küfün süreci bir süre olabilir. İlk çıkacak şarkımız ne? Ne tarzda? Ne türde? Tarzı yine sürpriz bir karışık şey oldu. Bence tabii şu an yani yaptığım şey yine tabii hep ya unutulan, yapılmayanı yapmak demek hani hiç evrende olmayan bir şey yapmak gibi değil. Ama biz yine hani insanların aa bu da varmış. Aa doğru bunlar da vardı. Dedi yine hatırlatıcı olacağız. Bu parça da öyle bir parça. Değişik bir Türkçe pop denemesi. Yine çok tatlı, çok basit ama çok güzel yine. Köfün Eylül, tarzı. Eylül dediğiniz kalmış. Eylül. Evet. Yanacağız. Öyleli. Bir uyarlama. Hızlı bir şarkı mı yoksa mid tempo mu? Mid tempo. Mid tempo bir de duygusal ya. Tam bu işte. Fena duygusal ya. Garip bir duygusal. Aynen. Baba nasıl ortada koyuyorsun? Sokağın sakinlerimsi bir de böyle hani böyle hissi de böyle o. Hani bir şey müzikal olarak benzemiyor da bana o. Anladım. Onu hissettiriyor. Onların bir duygusal. Kapalı bir hava gibi. Ya. Evet. Onun gibi bir hissi var. O zaman ama ardından da hemen bir tane bir şey çıkaracağımız için. O zaman onu da alayım. Evet. Net o, olacak. O ne belli mi o şarkı? O da belli. O da daha böyle Türkiye'nin yine hafızasında olan yine bir geriye dönüş. Şey ya, Arapça bir şarkı, ben üstüne söz yazdım. Aa çok güzel. Müzik başkasının yani. Söz benim, müzik başkasının. Produce Bilge'nin aracı. Bildiğimiz bir şarkı mı? Yani galiba değil. Mezleke'nin vokalistinin şarkısı. Hmm. Güzel bir şarkı bayağı. Nereden aklınıza geldi mesela? Bu çok enteresan. Abi ben bu yaz full onu dinledim. Ya müzik duyunca etkileniyoruz tabii aslında. Aynen. Bu his, bu dünya, bunun bir insana hissettirdiği his. Bu şarkı neden bu bir insana bunu hissettiriyorsa hani biz üreten hep onun peşine gider. Normalde ondan esinlenmeye çalışırsın. Esin kısmında. Ama bazı parçalar, bazı işler o kadar böyle kompakt, rafine olmuş oluyor ki o duyguların saltımı açısından şey oluyorsun ya hani yani olacaksa bu olur. Zaten bir günde benim aklıma geldi hani biz niye bundan apayrı bir dünya beslen dinle dinle tamam da ya dedim ki çok güzel bir şey. Bir de zaten başka bir dil. Salman'ın güçlü olduğu yer zaten söz. Bu kadar güzel melodiler. Kesinlikle senin söz yazman lazım. Zaten... No, yazmıştım mı? Değiştirdim. Zaten yazmışsın. O da dedi ki bence değiştirme. Değiştirmiyorum. Zaten direkt uyarlama yapalım. Ya melodiyi değiştireyim dedim. Abi değiştiremiyorum. Çok güzel yani. Onun üstüne çıkmak zor yani. Öyle kalsın. O yüzden bunu böyle yapmamız. Yani ilk defa bir uyarlama yapıyoruz aslında. Ve o kadar kolay yazdım ki İzmir'den İstanbul'a dönerken arabayı sürerken yazdım nakaratı. Şeyin şarkı çalarken üstüne. Bu yani çıkacaklardan bir tanesi. İlki. Ha. Güzel. Bunu da ilk defa burada söylemiş olduk. Söyleyin abi yani. Emin değil şey kısmını çünkü tam bir ulaşmaya çalışıyoruz. Efendim, eser sahiplerine ulaşılmıyor. Aylardır peşindeyiz. Ama oldu herhalde. Gibi evet. Olmak üzere gibi. Merhaba. O yüzden emin değiliz. O zaman heyecanla bekliyoruz şarkılarınızı efendim. Biz de öyle. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ağırlamak için. Görüşmek üzere.